Hepinize merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş transfer dönemine doğru ilerleyeceğiz. İlerleyeceğiz ama öncesinde gördüğünüz gibi önümüzde bir Fenerbahçe deplasmanı var. Zorlu Kadıköy Stadı'na gideceğiz ve o maçtan kazasız belasız bir şekilde ligde yolumuza devam etmek için 3 puan peşinde koşacağız ama öncesinde ufak bir basın toplantısına katılalım. Bakalım röportajlar ne gibi sorular gelecek? Bunları bir öğrenelim. Devamında da zaten elimizden geleni sahada yapmaya çalışacağız. Evet, yani momentumumuz iyi ama çalışmak bizim görevimiz. Herkes bunun için para alıyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Para kalıyor. Para alıyor çocuklar. Yani yapmak zorundalar. İç saha mı? Ya biz iyi performansımızı koyalım da çok gerisi önemli değil ya. Zaten transfer döneminde de çok az bir süre kaldı. O yüzden şu maç bizim için çok kritik. Vallahi rekabet yüksek. Zor maç olacak, ne yalan söyleyeyim. Hadi hadi. Hadi geçin biz maça gidelim ya. Çünkü bayağı bir sıkıntılı bir durumdayız. Bunu belirtmem lazım. Gördüğünüz gibi takım can çekişiyor arkadaşlar. Yani ufak tefek değişikliklere ben gideceğim ama yine de bu bizim oyuncuların performanslarının düşüşü ve yorgunluklar bayağı bir had safhada. Şimdilik yeter bu kadar. Devamında sahada duruma göre el atarız, ayarlarız. Kadromuz bu şekilde olacak. Yağmurlu bir günde çıkacağız. Fenerbahçe derbisinden, deplasmandan güzel bir sonuçla umarım ayrılacağız. Oyuncular yavaş yavaş ısınıyor. Adama Traore ufak ufak driblinglerini atmaya başladı. Umarım bunu da kalan 90 dakika boyunca yapmaya devam edebilir. Yani bu güzel driblingleriyle savunma arkasına sarkabilirse kanattan girebileceğimiz pozisyonlarda bizim adımıza tehlike yaratabilir. Bunu başarabilir. Ama bugün önemli olan hatasız bir maçı oynamamız lazım. Yani şu an Fenerbahçe var. Ardından Gençlerbirliği ve transfer sezonu başlayacak. Türk oyunculara olan yatırımlar da başlayacak. Bunu da belirteyim. Yabancı oyuncu transfer etmeyi planlamadığımızı, düşünmediğimizi söylemiştim ve bu yüzden scout ekibinden gelen, sizlerden gelen isimleri birazcık arka plan attım arkadaşlar. Bu konuda kusura bakmayın. Şimdi şu maçı bir atlatalım. Zaten onları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Aferin Soletti, iyi kessin topu. Ver Şarer'e. Dokun yukarı. Güzel pas adamaya. Adama Traore. Ah be Jerome. Ah be Jerome. Senin orada ne işin var çocuğum, koşu yolunu kapatıyorsun. Levis'in. Boyd'un bir boşluğu var. Güzel pas Boyd'a. Boyd. Arka direkte Jerome. Gelir mi ona? Haro. Yapma be. Yapma be oğlum. Biraz daha kavisli arkaya. Beyler. Baskımızı arttırdık. Hadi. Fenerbahçe hazır çıkamıyorken şu dakikalarda bir tane gol bize güzel gelebilir. Harper'ın şutu da direkten dönebilir be. Ah be Harper'ım. Uzaklardan yokladı. Belki gol olma şansı vardı ama olmadı. Üst direkte patladı. Dikkatli. Geçirmiyorsun. Geçirmiyorsun Levis'im. Harikasın. İyi kapattın lensin önünü. Tanıdık birisi. Bizden birisi. Eski Fenerbahçeliydi. Artık tamamen Fenerbahçeli oldu. Yani ondan elde ettiğimiz gelirle bayağı bir takımımıza yatırım yaptık ama bu yatırımları tabii ki devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. Zaten bildiğiniz gibi bir politika algısı içerisindeyiz. Bu politika algısını da devam ettireceğiz. Hocam sert bir müdahale yok mu orada Gustavo? Öldürdü Giroud'u ya. Hoca! Ulan Gustavo, Giroud sakatlandıysa senin futbol kariyerini bitirtirim oğlum. Bak sana o kadar söylüyorum, senin futbol kariyerini bitirtirim. Ciro iyi misin lan? Ciro bir ses ver. Sakatlandı. Vallahi sakatlandı. Sert oynuyoruz beyler. Bundan sonra derbide sert oynuyoruz. Parçalayın onları. Madem öyle, siz bizim Ciro'muzu elimizden almaya çalışırsınız. Transfer dönemine şunun şurasında bir haftalık bir süreç varken Ciro'nun sakatlığı bize ağır olabilir. Senin yaktın oğlum. Olivier Giroud intikam peşinde. Aslanım benim. Böyle devam da kırmızı yeme rica ediyorum senden. Yani şu an sarıyı zaten almış durumdasın. O 2-2-4. Biraz daha sakinliğini sen koru. Arkadaşların gereken müdahaleleri yapar. İçin rahat olsun. Madem sert oynamak istiyorlar biz de sert oynarız. Yani kendi sahalarındalar. Deplasmandayız diye öyle üstümüze gelemezler. Girucuğum iyi sakladın. Güzel de bıraktın. Adama Traore vurdu. Harun iyi tokatladı. İyi tokatladı. Olur Girum olur. Devam et devam et. Kırmızı yemediğine şükret. Sen zaten ikinci yarıda çıkacaksın oğlum.
Ver çarenim. İyi bir orta gelir mi? Orada Olivier Giroud'dan önce Aaron. Tek yumruk geldi. Ver çarenim, ne oldu? Çocuğun ayağı kaydı galiba, topa koşamadı. Beyler kanattaki boşluğa dikkat. Kanattaki boşluğa dikkat. Sekmiyor içeride. Sekmiyor Lewis'im. Harikasın. İyi karşıladın topu. Yalnız önünü açmayalım. Güzelsin Nübel. Çok iyi çıkarttın be. Harikasın oğlum. Emre sert vurdu. Etkili vurdu ama. Nübel tecrübesini, kalitesini konuşturdu. Ve bir korner organizasyonundan hata gelirse. Neden? Biz de bu hatayı olumlu bir şekilde değerlendirmeyelim. Dizel bıraktım boyut adamaya. Adam atır oraya. Yukarıdan Greenwood geliyor. Greenwood'u düşündü. Greenwood vurdu, Harun çıkarttı. Etkili bir şanstı ama olmadı. Harper bizde kalsın. Güzel pas, adam atır oraya. Aa, offside. Olmadı. Olmadı çocuklar. Ama sağlık olsun. Sağlık olsun, aferin beyler. Yani elinizden geleni yaptınız. Orada gene bizden bir çocuk yerlerde sürünüyor hocam. Hani görmedim mi bilemiyorum ama neyse. Neyse, olur beyler, böyle devam. Dikkatli, dikkatli, sağlam paylaşalım. Sağlam paylaşalım. Güzel Bogulum, iyi girdin araya. Aferin oğlum, iyi takip ettin pozisyonu. Yani eğer hamlesi yetersiz kalsa belki Fenerbahçe için tehlikeli bir şans olabilirdi. Ver şareni. İyi sakladın ama çıkart ayağından oğlum. Çok toplu oynama. Yani gördüğün gibi kaptırdığımız toplar bir anda kalemizde hızlı bir şans olmak için fırsat olabilir rakibimize. O yüzden bu tarz pozisyonların olmasını istemiyorum. Geçirme onu. Geçirme boydum. Ondan önce güzel müdahale. Aferin. Ama Ruiz'im işte bu hata birazcık bize pahalıya patlayabilir. Beyler kapatalım önlerini derken. Vedat Muriqi tam da istediğimiz gibi bir şut çıkarttı. Aferin abi. Keşke böyle devam edebilseydin ama hoca da seni çıkarttı. Gir araya. Dikkatli beyler. Geçirmeyin. Aman 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 aman. Lens'e yok. Lens'e şut şansı yok beyler. Lens'e şut şansı yok. 3 kişi arasından çok sert şut çıkarttı. Ama hocası onu da çıkarttı. Lan kim bir şey yapsa, şut çekse rakip antrenör bütün oyuncuları çıkartmaya başladı. Beyler baskımızı sürdürmemiz lazım. Doğru. Çok iyi girdin araya. Hızlı bir şans olabilir. Ver Şaren, top istiyor Greenwood. Onu düşündün. Onu tercih ettin. Ver Şaren. Önünde buldun. Vuruşunu yaptı Harun. Harun, Harun. Bugün geçemiyoruz. Harun'u geçemiyoruz. Kalesinde çok iyi bir performans sergiliyor. Ama onu geçmek için çocuklar da çabalıyor. Ellerinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor. Yalnız kontrol olmasına izin vermeyelim beyler. Güzelsiniz. Çok güzelsin be Dorukhan. İyi girdin araya. Bırak ver Şaren'e. Ver Şaren. Uzaklardan denedi. Kaleyi tutmadı. Ah be ver Şaren. Olmadı oğlum. Zorlayın beyler. Girebiliriz araya. Olmadı çocuklar. Dikkat. Son dakikalarda dikkatli. Adama kaptın ama hoca dedi yeter. Sizin ikinizin de dedi. Gol atmaya niyeti yok. Ben dedi bu maçı bitiriyorum. Gidin bir sonraki haftayı düşünün dedi. O da haklı. O da haklı. Yani etkili oynadık aslında ama girdiğimiz pozisyonlarda Harun'u geçmeyi başaramadık. Durumda böyle olduğu için ister istemez 0-0'lık golsüz bir eşit çıktı. Sağlık olsun be beyler. En azından zorlu deplasmanda, Fenerbahçe deplasmanında kaybetmedik. Bu da güzel. Bu da iyi haber. Tebrikler beyler. Gidelim röportajımızı verelim. Ondan sonra da yavaş yavaş bir ocağa doğru ilerleyelim. Transferler için çalışmalara başlayalım. Yani Berşaren iyiydi. Ama bu inmeyi korumalı. Son dakikalarda bir şutu vardı. Etkili olabilirdi ama kaleyi tutmadı. Sağlık olsun. Yani gereken niteliklere sahibi zaten transfer dönemi de geliyor. Yatırımlarımızı da sırf bunlar olsun diye çalışacağız, çabalayacağız, yapacağız. Kitap kıymada tebrikler yani. Gayet güzel bir oyun performansı vardı. Sertti ama tatlı sertti de diyebilirim. Rakibimiz ligde Gençler Birliği. Siz ne kadar yardımcı antrenöre maçları bırakmamı istemeseniz de biz bir an önce bir şu bir ocağa gidelim. Transfer işlemlerine başlayalım. Zaten Türkiye Kupası'nda iki kez oynayacağımızı da düşünürsek Gençler Birliği'yle. Yani şu an bu maç çok da bizim için önem arz etmiyor. Türkiye Kupası daha önemli. Zaten rahat da kazandığımız bir skor. Tebrikler beyler. Ayağınıza sağlık. Kendi sahamızda 3-1'lik zaferi Gençler Birliği karşısında almayı başardık. Arkadaşlar vida gitti malum. Ve 14 milyonluk bir transfer bütçesi şu an bizlerle birlikte. Money 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 diyeceğiz ve yavaş yavaş kadromuzu hem gençleştireceğiz hem de Türkiye milli takımına futbolcu göndermek adına Türkleştireceğiz. Bu çalışmalara artık başlamanın vakti geldi ama sizden gelen isimlere de ufak bir göz atalım.
Arkadaşlar şu an sizden gelen isimler bu şekilde. Tabii ki yabancı isimler de vardı. Mesela Ansu Fati, Mava Cinga mı ne, öyle değişik bir eleman vardı. Macabinga da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Mesela o ikisi hiç çıkmıyordu. Tabii ki çıkan isimler var ama Türkleşme politikasına girdiğimiz için, milli takımımıza futbolcu göndermek istediğimiz için liste bu şekilde olacak. Hani sadece Türk oyunculardan ibaret. Burada sadece bir Quaresma var. O da belki hani alabilirim eski oyuncumuz kafasıyla listeye ekledim. Onun dışında Türk oyuncu ağırlıklı tamamen baştan sona da hatta yapacağız. Çalışmalara başlayacağız ama ne yapabiliriz? Nereye takviye yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz ve aldığımız oyuncular bize ne kadar faydalı olabilir? Bunu biraz ben bir düşüneyim, taşınayım. Stoper zaten takviyesi yapacağım. Bunu dile getirmiştim. Artık Merih Demiral mı olur, Çağlar Soyuncu mu olur? Onu da ilerleyen günlerde belli olur. Çünkü 17 milyonluk bir para, daha doğrusu 14 milyon, full 17 milyon oluyor da öyle kalmış aklımda. 14 milyonluk bir parayla en fazla bir oyuncu alabiliriz. Birazcık elimizden de oyuncu çıkartalım. Artık bir stoper arayışına girmenin vakti geldi. Bir Çağlar Söyüncü'ye gidelim. Yani Çağlar Söyüncü'nün şu anki değeri bayağı bir yüksek. Bunu belirtmem lazım. Ve oyuncu değişimi olarak ben bu transferi düşünüyorum. Victor Ruiz. Ne dersiniz? Victor Ruiz artı 8. 8 çok abi. 8 çok. Bunu belirtmem lazım. Şöyle 4 verebilirim. Hatta 4 de vermem. Ben size sonraki satıştan bir %5 veririm. 2 milyon veririm üstüne. Gayet makul bir teklif. 6,5 olmaz. O çok. O çok abicim. Düş biraz sen de. 3.600 %15. Bak buna okeyim ama. 5. Hocam pintilik yapma. Gözünü seveyim yani. Sana kalite veriyoruz. Tecrübe veriyoruz. Tamam senden genç oyuncu istiyoruz. Ulan 4 milyon veriyorum. İşine geliyor mu? Hadi hayırlı olsun. Çağlar Söyüncü artık Beşiktaş'ta. Çağlar'ım hoş geldin. Şimdi takımda önemli bir rol sahibi olacaksın zaten. Defansın hatta vazgeçilmez bir oyuncusu olacaksın. 4 yıl gayet güzel. Serbest kalma. Bak serbest kalma istemiyorum. Bunu belirteyim. Yani 31 milyon aslında yüksek bir rakam ama yine de serbest kalma pek istemiyorum. Şimdi şu primleri mirimleri bir kaldıralım arkadaşım. Bak. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bunlar Avrupa'nın oyunları. Bak ben sana şöyle 56 vereyim. Anlaşalım. Gayet güzel. Yani Leicester'dan aldığının bir fazlası. Daha ne olsun ya. Hayırlı olsun kardeşim. İkinci stoper çalışmamız için bir Merih Demiral'a yöneleceğim arkadaşlar. Ama şu an Merih Demiral bu sene Juventus'a katıldığı için belki bize satılmayabilir. Yani şu an zaten gördüğünüz gibi takımda değiştirmek falan planlarının olmadığını belirtti. Kiralayalım dedik, o da yemedi. Olmadı. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bir forvet hattı için Tosun Paşa'ya uğrayalım. Everton'a bir gidelim, konuk olalım. Aslında bu transferi bir oyuncu değişikliği üzerinden yapmayı düşünüyorum ama eğer olur da Tosun Paşa'mızı alabilirsek eski kan, bizi bilen bir oyuncu bize faydası olacaktır da. Şimdi senin için biz ne verebiliriz? Santraforlardan takas olarak Olivier Giroud'u aslında verebilirim ya. Ne kadar Giroud'u sevsem de Giroud'u verebilirim. Ama Giroud'a teklif gelir mi ki? O da var. Bir boy takasına ne dersiniz? Ama boy takası da saçma olur. Ne yapalım biz buna? Ne verebiliriz size? Sağ bek vereyim. Sağ bek. Douglas'ı vereyim. Santrafor ya da orta saha. Tamam o zaman orta sahadan verelim. Mesela kim olsun? Dragomir. Ne dersiniz? Yani yeni aldık ama biz pek sahada kullanamadık şimdi. Yeni transfer ücreti. Hemen şöyle 3 milyon vereyim. Sonraki satıştan da bir %5 kopartırım. Ucundan azıcık koklatırım. 4. Abicim ben transfer de yapacağım ya. Hani beni de düşün be. 2.900 3.700. Lan gel 3'e anlaşalım hadi. Orta yolu bulalım ya. 3 olsun, bizim olsun.
3600. Oğlum biraz düş lan. Yani zamanında biz sattık bu adamı size 3200. Buna kabul edersin herhalde. Sen bayağı bir pinti çıktın ya. Şimdi bunu satarsak 6-7 milyonluk bir paramız var. Tamam lan kabul. Tosun Paşa'yı istiyorum. Ver. Ver Tosun Paşa'yı bana. Gel Tosun'um benim be. Adamsın adam. Everton'a gitti biraz üzüldük müzüldük ama dedik milli oyuncumuz bizi temsil edecek. Gel gel. Ben seni geliştiriyorum. Sen orada harcanıyorsun abi. Sen çok önemlisin bizim için. Ciro'yu da başka bir oyuncuyla takas yapabilirsek onu da aradan çıkartırız. Aslında bu kalitede bir oyuncuyu yani ucuza da kapattık denebilir. Yani yaşı var biraz ama olsun. Dragomir oynayamıyordu fazla. En azından bu saatten sonra Tosun Paşa gelir golleriyle bizi coşturur. Hoş geldin be kardeşim. Özlettiydin kendine. Arkadaşlar Feyenoord'da bir görüşmeye gireceğim. Orkun adına. Umarım güzel geçebilir. Yani potansiyel vadeden bir oyuncu, genç bir oyuncu ve sözleşmesinde sıkıntı olan, serbest kalma maddesi olan bir oyuncu. Alabileceğimizi düşünüyorum ama tabii bu olurken ne kadar bu olay başarılı bir şekilde sonlanabilir bunu çok merak ediyorum. 3. Yok olmaz. Biraz düş abi. Bak 2400 veririm. Kabul mü? Kabul. Güzel güzel. İrtibatı koparmayız kardeşim. Ayıp ediyorsun ya. Orta sahamıza takviyemizi de yapıyoruz. Tamam. Orkun gelecek. Normalde Orkun'un şöyle de bir olayı var. Bunu da belirteyim işin aslı. Şu an boşta kendisi. Hani direkt oyuncuyla da görüşme şansımız var ama ben şimdiki sezon için bu oyuncuyu kullanmak istiyorum. O yüzden böyle bir görüşme yaptım. Harper iyi oyuncuydu defansif anlamda ama ben biraz daha Laiç'i satma planları içerisinde olduğum için Berçaren de Laiç'in yokluğunu, boşluğunu doldurabildiği için şu an bizim Orkun transferi faydalı bir transfer olacak. Zaten çakılı stoperlerimiz var. Çakılı CDM'lerimiz var. Mesela CDM'de Tonali. Abdülkadir Parmak da gelecek defansif. Harper'a ne gerek? 5 yıl. Kabul müyüz? Kabulsünüz. Tamam. Olur. Ben de zaten istemiyordum onu. Ama sizden bir ricam var. Ha, 21. O zaman şöyle yapalım. Şunları bir iptal edelim arkadaşım. Yani iki tarafın da faydası adına öyle imza primi imza primine girmeyelim. Al ben sana 25 düz vereyim. Anlaşalım. Gayet güzel. Hoş geldin Orkun. Arkadaşlar şu an sene sonu için bir kanat görüşmesi olacak. Bu isim de gördüğünüz gibi Emre Kılınç. Yani Sivasspor şu an bu oyuncunun sözleşmesinin bittiğinin farkında değil. Ama biz farkındayız. Tabii onu da renklerimize bağlamak için bir transfer görüşmesine geldik. Bakalım. Umarım istediğimiz şekilde anlaşabiliriz. Yani 29 istemişsin. 29 tamam makuldür. Bunu veririm. 250 bin. Onu vermem. Onu vermem. O işi geç. O kadar da değil. Al. Ben sana bunu böyle veririm. Sen benden 29 istemiştin. Al. 33'e bağlayalım. Tertemiz teklif. Tertemiz teklif ya. Seneye onunla görüşürüz zaten. Git çalış Sivas'ta elinden geleni yap. Öyle hemen sözleşmeyi imza attım diye oynamamazlık yapma. Forvet hattı için bir oyuncu görüşmesi daha olacak arkadaşlar. Aslında bu bayağı bir ucuza kapatabileceğimiz bir transfer. Halil Dervişoğlu için. Ve şöyle de bir olay var. Halil Dervişoğlu'nu alırken yani sözleşmesi falan ve potansiyeli o kadar düşük ki hani kafa kafaya takastan bile bir şeyler çıkartabiliriz. Yani bir yeni transferden bak şöyle 500 veririm. Sonraki satıştan da bir %5 veririm. Siz de mutlu olun. Biz de mutlu olalım. 1,5 çok. Bak 1,5 çok yalnız. 1 milyon max. Daha ben bu parayı farklı şekilde kullanacağım. Daha Abdülkadir Ömür'ü alacağız. Onu da alamadık zaten. Kardeşim biraz daha düş de hadi anlaşalım be. 100. Son teklifim. Onu söyleyeyim. 350 mi? Çok yaklaştık da bir türlü o istediğimiz fırsatı elde edemiyoruz. 150 işine gelirse. Tamam.
İrtibatı koparmayalım. Ben oyuncularla görüşeyim. Siz de bizim elemana iyi bir teklif yapın. Sakın ha. Sakın. O çocuğun gideri var. Biz oynatamadık ama gideri var. Geliştirebilirler. O da genç bir oyuncu sonuçta. İki tane gencin takasından güzel bir sonuç elde edebiliriz. Yani bizde oynayamıyor. En azından onlarda oynasın. Çok önemli olacaksın. Yalandan kim ölmüş? Tamam, kabul etmediniz. Zaten ben de yalan söylemiştim. Şimdiki. 5 yıllık bir sözleşme. 3 yıl. Oo, hocam bak sen her dediğime benim atar gider yapıyorsun. Olmuyor. Yok. Serbest kalma istemiyorum ya. Tamam. Şu primleri mirimleri bir kenara bırak arkadaşım. Bak sen çok çakal çıktın. Hiç çakallığın lüzumu yok. Hiç gerek yok. Ben buna şöyle bir 19 verdim mi bu her türlü fit. Çok bile verdim hatta ama neyse. Ama sen ille de imza primi istiyorsun. Ya ne yapacaksın oğlum? Araba mı alacaksın kendine ya? Lan tamam lan tamam. Al senin olsun ya. Ne cimriymiş la. Stopere takviye. Stopere. Stopere takviye şart. Stoperimiz kalmadı elimizde. Bütün oyuncular gitmiş. Çocukların yarısından çoğunu kiralık göndere 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 göndere. Elde oyuncu bırakmadık. Bak ben sana bir kanat oyuncusu olarak şöyle boydu veririm. Güzel bir transfer. İki tarafın da işine gelir. Boyut artı 2000. Şey, 2 milyon. Oğlum boyut artı 2 milyon biraz fazla değil mi ya? Bir verirsem kurtarmaz. Boyut artı 500. 2. Yani yap oğlum bir şeyler ya. Vallahi yap bir şeyler be. Daha seninle işimiz var. Abdülkadir ömür için görüşeceğiz. Gel. %5 artı 1. Hadi hayırlı olsun. İki taraf adına da. Hadi hayırlı olsun. Yani Boyd'un pek bize çünkü faydası oldu olmadı değil ama yine de defans hattımızı güçlendirmek için şu an belki de bu transfer iki taraf adına da çok faydalı olacak. Haftalık 2500 alıyormuşum. Umarım şaka maka deyip basıp gitmezsin masadan. Yani hoş olmaz. Bunu belirteyim. Serbest kalma istemiyorum. Ne kadar istiyorsunuz? Şöyle 40 vereyim mi? Ha? 40'a ne dersiniz arkadaşlar? Fazla verdik. Fazla verdik. Ama sağlık olsun. Hiç problem değil. Lazio mu? Oğlum biz bu çocuğu Trabzon'dan almadık mı? Lazio ne alaka? Adamın yaka kartında Lazio vardı. Lan oyuncuyu itelediler mi bize ayaküstü ne oldu? Yanlış adam mı aldım lan ben? 15 Ocak günü deplasmana gitme günü Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile mücadele edeceğiz. Ufak bir formasyonda değişikliğe gittik arkadaşlar. Bunu belirteyim. Gördüğünüz gibi 4-1-2-1-2 taktiğiyle bundan sonra sahada dizileceğiz ve Çağlar Söyüncü, Hüseyin Türkmen ilk 11'de bugün görev yapacak isimler stoper hattımızda. Cenk Tosun da ileride hücum hattında gol yollarında gol aramamız için kilit bir isim olacak. Tabii ki daha transfer olacaktır ama şu an paramız birazcık az olduğu için biraz duraksama dönemine girdik. Oyuncu çıkartabilirsek, satabilirsek ilerleyen süreçte tekrardan transferlerimize tam gaz devam edebiliriz. Türkiye Kupası'nda ilk maç. Isınan isimlerden bir tanesi Berşaren. Şu an ekranlarda. Bugün elinden geleni yapmak istiyor. Aslında şunu da belirtmem lazım. Bir, size tablo olarak oyuncuların grafiklerini, istatistiklerini göstereceğim. Ama devre arasının tamamen bitmesini bekliyorum bunun için. Haberiniz olsun. Ondan sonra zaten oynayan oyuncularımızla birlikte grafiklerini size göstereceğim. Hangi oyuncumuz bu sene ne yapmış ilk dönem boyunca? Bunların hepsini göreceğiz birlikte. Ama öncesinde şu Gençler Birliği deplasmanından güzel bir şekilde çıkalım. Zaferle ayrılalım. Avantajlı bir skor alıp kendi sahamızda da fark yaratalım. Olivier Giroud bıraktı Tosun Paşa'ya. Paşa gidiyor. Paşa çekti. Vuruşunu yaptı. Kaleci de kaldı. Aferin Cenk'im. İyi başladın. İyi başladın. Biraz daha sert etkili vur. Her türlü yağlarsın. Bırakın gelsin rakibimiz. Biz her türlü zaten fırsat kollarız derken Lewis çok iyi girdi araya. Tosun Paşa istedi. Cenk Tosun sıyrılabilir mi? Geçti. Rakibi Traore'yi geçti. Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Dışarı attı.
Olmadı. İstekli geldi. Arzulu oynuyor. Şutlarıyla Gençler Birliği kalesini tehdit ediyor ama vurdu şut, kaleyi tutmadı. Gir araya. Yapma Levis, yapma. Levis sakin ol. Sakin ol. Oynattırmıyorsun orada. Çok güzelsin oğlum. Aferin be sana. İyi kapattı pas yollarını ama bu pas tehlikeli oldu. Levis, oradan çıkartıyoruz o topu. Nübel'i oynadı. Biraz riskli ama yine de problem değil. Nübel rahat bir şekilde topu ileriye şişirdi. Yine bir şans. Yine bir kontra fırsatı. Cenk Tosun karşı karşıya. Sevdiği pozisyonlar. Cenk Tosun bu sefer bitirdi. Dakika 19'da Everton'da geçen süre zarfının devamında geldi. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ta gollerine tam gaz atmaya devam ediyor. Güzel koşuydu. Bir anda Gençler Birliği savunması eksik adamla yakalandı ve girdiğimiz bu güzel pozisyondan da rahat bir bitiricilikle şu an deplasmanda 1-0 öne geçtik. Gol ismi Tosun Paşa. Yakışır be. Senin klasına kurban. Ayak içine kurban. Aferin beyler. İyiyiz, iyiyiz. Böyle devam. Yapma Tonali, yapma. O pası yapma. Yani sen o pası orada yaparsan o hata bize pahalıya patlayabilir ama Nübel kalesinde güven veren isim. Helal olsun ben. Beyler dikkatli olalım. Aman Çağlar, aman Çağlar. Sen yukarıdakini tut. Sakin, sakin. Güzelsin Nübel. Aferin oğlum, aferin. Gençler Birliği şu an baskılı oynamaya başladı. Bu baskıdan çıkmamız lazım çocuklar. Koş Bogulum. Yetişirsin ona. Yetişirsin Ayte'ye. Açtırma orta. Kapat açısını. Çok güzel oğlum. Çok güzel geldin ve kapattın orada pozisyonu. Nübel'im sen de rahatsın. Nübel sakin. Nübel sakin. Yapmıyoruz Nübel. Biraz daha dikkatli. Yani rahat tutabileceğim bir toptu, kalemize tehlike oldu. İlk yarıda rahat bir oyunumuz vardı. Yani son dakikalarda Nübel'in ufak bir hatası olmuş olsa da yine de problem değil. Yani maçın kontrolü tamamen bizde. Bu şekilde devam edebilirsek rahat bir zafer elde edebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunlar olurken fazla da pozisyon vermememiz lazım kalemize. Çünkü Gençler Birliği geldiği zaman bayağı bir kalemizde tehlike yaratıyor. Çocuklar ikiye atalım. Rahat rahat kalan dakikalarda da devam edelim. Geçirmiyorsun da bir Simon'u. İyi kapattın oraya. Harikasın oğlum. Sakin. Sakin Nübel. Sen de vur ileri. Güzel pas adamaya. Adam Traore aldı önüne. Yukarıda Nkudu. Nkudu gelişine vurdu, dışarı attı. Yapma Nkudu. Levis zorla, Levis zorla. Alabilirsin o topu. Harika çektin Levis önüne. Levis iyi bir orta gelir mi? Cenk'e ulaşmadı top. Aferin be Levis. Yani beklenmedik bir hareketti. Oradan iyi bir driplingle çıktı. Hızını kullandı. Topunu kaptı. Bir orta açtı ama işte ortası birazcık etkisi kaldı. Yine de bu hareket de taraftardan alkış atmaya yetmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü her yiğidin harcı değil o pozisyonda topu kapmak. Derken Tonali'cim işte o kadar da basit kaptırmak pek hoş olmadı. Biraz daha sağlam, dikkatli görerek. Paylaş adamları, paylaşın. Bize kalsın bu top. Vur kafayı Tonali'ye. Harikasın Tonali. Yani ufak ufak pas hataları yapıyor olsa da elinden geldiğince savunmada toplarını keserek başarılı bir performans sergiliyor. Bu arada Traore yürürsün, gidersin, seni kim tutacak? Polamat mı? Bırak Nkudu'ya. O nasıl bir pas? Nkudu uçan kafa. Bir an Traore'ye özendi ama o bu sefer kafadan başarılı ayrılamadı. Çağlar güzel pas. Ciro çok iyi bıraktı. Lewis. Lewis enteresan bir hareket Lewis. Yani arka direkten adama gelirken sen orada o Cenk Tosun'u düşünmen birazcık garip oldu. Herhalde aralarında ufak bir bağ var. Gelir gelmez bir samimiyet kurdular. Ondan dolayı diye tahmin ediyorum. Yoksa oradaki pasın biraz etkisizdi. Düşüncesiz ve saçmaydı. Arka direkten adama daha etkili gelmişti çünkü. Beyler dikkat. Dikkat bak, savunma arkasına çok rahat sarkıttılar. Lewis'im kes orada. Olmadı. Sekme içeride. Bogulum. Hadi şu kafa toplarına çıktığın zaman al be oğlum artık. Yani bak koca bir sezonun yarısına geldik. Hala sen o topları alamıyorsun derken Nübel çok basit bir hata yaptı ama hatasını hemen telafi etti. İyi kapattı açısını rakibini. Güzel pas şey. Yukarıdan bir Nkudu koşu yaptı ama Verşaren Lewis'i tercih etti. Yine de Nkudu savunmanın arkasına doğru koşusunu yaptı. Nkudu geliyor, ortasını kesiyor. Adam Traore dışarı vuruyor.
çok kötüydü onu. Vallahi kötüydü ya. Bu arada 3 oyuncu değişikliğimiz var. Cenk Tosun çıkan oyunculardan bir tanesi. Olivier Giroud ve Verşaren. Giren oyuncular da Greenwood, Dervişoğlu, bir de Orkun'du galiba çocuğun ismi. Vallahi Orkun, ismini unuttum çocukların. İsim aklıma gelmeyince biraz sıkıntı oldu, kusura bakmayın. Yine de Dervişoğlu, güzel pas. Enkudu tekrar bırakabilir mi? Dervişoğlu, yapma. Yapma, güzel bir şanstı ama. Yani geldi, golünü atmak istediği pozisyonuna girdi. Şutu birazcık etkisi kaldı. Yine de problem değil, ilerleyen süreç için en azından bizim adımıza umut verici hareketler bunlar. Dervişoğlu vurdu, direkten döndü. İstekli, istekli, sen böyle oyna. Yakında formayı kaparsın oğlum. Gerçi böyle de formayı kaparsın, hiç problem değil. Her türlü yedekten girme şansın var. Tebrik ediyorum. Çocuk iyi fırsatlar yaratıyor. Helal olsun. Güzel koşuydu, güzel şuttu. Sadece filelerle buluşturamadı. Yine de problem değil. Gençler Birliği karşısında güzel bir skor elde ettiğimizi düşünüyorum deplasmanda. Hani daha çok gol atabilirdik ama 1-0 olsun, bizim olsun. Hiç problem değil. Rakibimiz ligde Sivasspor olacak. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde bugün zafer istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Yani kolay bir maç geçeceğini işin aslında düşünüyoruz ama oyuncularımızın yorgun olması birazcık bu maçta bizim tempomuzun düşmesine neden olabilir ama yine de zafer almak için engel değil. Bunu belirtmem lazım. Kazanabiliriz. Tribünlerde güzel görseller var şu an. Yani taraftarımız bu yağmurlu güne rağmen geldi. Bizi desteklemek için elinden geleni yapıyor. Sivasspor'u kendi sahamızda rahat bir şekilde geçer ve yolumuza tam gaz devam ederiz diye bir düşüncemiz var. Tabii ki bu süre zarfında Gençler Birliği ile bir rövanş mücadelesi bizi bekliyor olacak. Yani 2 günlük bir ara olacak ama dinlenmemiz için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Berşaren, iyi bıraktın adama ya. Adama iyi bir orta gelir mi? Olivier Giroud içeride ya. Ama ondan önce Apindagoye iyi kesti, iyi engelledi. Tonali iyi bir orta. Nereye? Çağlar'a düşündü. Çağlar'ı düşündü de ön direk oğlum, ön direk. Bizim taktiğimiz ön direk Tonali'cim. Yani yarım sezon arkamızda bıraktık, hala ön direği orta kesemiyoruz ya. Güzelsin Bogle, iyi girdin araya. Verşara, yukarıda bir boşluk var. Enkudu, Enkudu, çaprazları sever. Enkudu! Resmen Sivasspor kalecisini yerine çakıladı, çakıladı. Kazık gibi çakıladı. Çünkü o kadar köşeyi tahmini etmemesini sağladı ki. Yani kaleci çaresiz bir şekilde sadece baka kaldı. Güzel bitiricilik yalnız Verşara'nın. Güzel pası da muazzamdı. Çok iyi gördü Enkudu'yu. Enkudu da Muammer'i izlettirerek yanından rahat bir gole imzasını attı. Taraftarımızın önünde de şu an 1-0 öne geçtik. Artık devamını da getirmemizin vakti geldi beyler. Hadi ilk yarıda elinizden geleni yapın. İkinci araya doğru değişiklik olacak. Lewis ver yukarı. Enkudu. Giroud istedi topu. Olivier Giroud aldı topu. Topunu sürüyor. Giroud'dan beklenmeyen hareketler. Ortasını açtı. Verşaren'e gelmese de seken top direkten döndü. Enkudu bir vole denedi. Belki de atabilirim. Dengesiz olmasına rağmen, top arkasında kalmasına rağmen iyi bir şut çıkarttı ama yine Muammer izlese de bu sefer top direkte patladı. Aferin Belevis. İyi girdin araya. Cenk Tosun. Kalecinin kucağında kaldı. Muammer bu sefer üzerine gelen topta müdahalesini yaptı. Elimizden geldiğince iyi savunmayla rakibimizi kendi yarı sahamızdan uzak tutalım. Kaçırmayalım yukarıdan oyuncuyu. Hüseyin'im sarkıtma arkana. Fernando'ya bak. Fernando'ya bak. Nübel'i önde gördü. Hemen arkasına sarkıtmaya çalışıyor. Hey yavrum hey be. Aubameyang da 60 milyona gitmiş. 60 milyon bizde olacak var ya, üf. Neler neler, neler neler. Çağlar'ım alamadım. Ah be, Hüseyin'im biraz daha düzgün pas atsan. Yani Çağlar bak çok zorlandı topu kapmak için. Aslında yetişmeye de çalıştı. Yetişti de diyebiliriz ama tam bitiremedi. Dokunamadı. İşte pozisyon devamında da gördüğünüz gibi o hata bize pahalıya patladı. Bu arada Sivasspor da çok garip bir şekilde sevinmeye başladı. Birbirlerinin içinden geçiyorlar. Golü atan oyuncu Traore ile bir sarılmak, tokalaşmak
istedi ama pek Traore oralı olduğunu söyleyemem. En sonunda o da delilendi, Traore'nin içinden geçti. Bak, görüyorsunuz. Garip olaylar, garip sahneler bunlar. Hoş değil. Bu arada Boggle'ım, adam kaçıyor, uyuyorsun, uyuyorsun pozisyonda. Hadi biraz yaklaş. Oo Emre'ciğim. Bak bak, seneye bize gelecek ya, hareketler yapıyor. Yakışır, yakışır. Ama ben öyle fazla topla oynayanı sevmem, bunu da belirteyim. Kısa sürede arkadaşlarına doğru koşular yapıp pasları aktaran oyuncuları daha çok beğeniyorum. Bunu belirtmem lazım. Hani hareket yapılır. Ama birazcık öyle dalga geçer gibi olmaya başladığını hissedersem işte o zaman o forma şansını unutursun. Bunu belirteyim. Boggle'ım, güzel kaptı sende topunu. İyi de bıraktınız adamaya. Kökçüm, iyi pas. İyi pas Boggle'a. Boggle. Ama ondan önce kılıç derken Boggle topu kaptı. Yürü be Boggle. Yürü koçum. Bak geldi arkadaşların desteği. Dışarıda Laiç. Seken top. Bir daha Laiç. Bir daha. Vur o topa. Yaz bu golü. Aferin be Laiç. O da uzun aradan sonra sakatlıktan çıktı. Bugün kadroda forma şansı buldu. Ve hala tam gaz bu ligde mücadele edebileceğinin sinyallerini bize bu golle veriyor. Yalnız Boggle'ın çabası da ciddi anlamda çok iyiydi. Elinden geldiğince kılıçtan topu kurtarmaya ve sıyrılmaya çalıştı. Başardı, asistini yaptı. Tam asist sayılmasa da olsun. Benim için o asisttir. Bu arada bir pas hatası geldi. Greenwood top. Seversin bu topları. Greenwood. Gersin onu. Yapma Greenwood. Yapma oğlum. Hani rahat geçebileceğim bir hareketti. Birazcık daha bilek hareketlerine sağlam olsan bir şeyler olabilirdi de. Hocam burada bir şeyler yok mu be? Ha? Ne diyorsun? Yani adam bilerek Cenk Tosun'un geçmesine izin vermiyor. Hoş değil yani. Top saklama var hafiften orada ama yine de sıkıntı değil. Laiç önünü aldım. Vuruşunu yaptı. Dışarı attı. Gerçi olsa. Sağlık olsun. Boşverin çocuklar. Rahat beyler, rahat. Top bizde kalsın. Yavaş yavaş girelim pozisyonlara. Güzel çıktık oradan. Ah be Cenk. Pasını aktaramasan da Laiç topu kaptı. Sana verdi. Cenk Tosun vurdu. Muharrem çıkarttı. Yani Muharrem yediği gollerden sonra ciddi anlamda kalesinde devleşmeye başladı. Yine de bu bizim için yeterli değil. Elimizden geleni yapacağız çocuklar. Gollerimizi atacağız. Traore de bitmiş ya. Traore, güzel bir orta kesebilir misin? Olmadı. Bizde kalır. Bizde kalır Enkudu. Zorla 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 oğlum. Ya da yürü boş ver. Halin kalmamış senin. Hocam hiçbir şey yok. Yere atıyor kendini. Dikkatli. Geçirmiyoruz oradan. Çağlar sen de o top. Sağlamsın Çağlar. Harika. Harika işte. Transfer dediğim böyle olmalı ya. Vallahi. Gelecek orada. Takımını rahatlatacak. Bir bakacak etrafına. Dönecek kalesine. Uzaklaştır kardeşim diyecek. Tebrikler beyler. Güzel maçtı. Yani etkili oynadık ama bir sıkıntımız vardı. O sıkıntı da şu. Kaptırdığımız toptan pozisyon verdik. Bu hoş olmasa da etkiliydik. Sadece gol atmakta zorlandık. Onun dışında gayet güzel bir oyun performansı sergiledik. Tebrikler beyler. Ya arkadaşım 6 milyon 100 nedir ya? Ben Atiba'yı veriyorum size. Üstüne benden bir de 6 milyon 100 gibi bir para istiyorlar. Veremem, bu parayı veremem. Kimse kusura bakmasın. Yani zaten benim 6 milyon 100 verebilecek bir halim olsa, durumum olsa ben onunla birlikte kardeş tamam ya sizle mi uğraşacağım der, kulübe bütün parayı veririm. Serbest kalma bedeli olan. Yani burada biraz bir pürüzümüz var. Buna bir artık ayar çekelim beyler. Sonraki satıştan bak %20 veriyorum. Hani artık verin şu çocuğu bana. Vermezsen verme. Daha da ben almaya gelmiyorum. Rakibimiz bugün kendi sahamızda Gençler Birliği olacak. 1-0'un rövanşında kazanmak istiyoruz. Zafer istiyoruz. Ama bunlar olurken şunu da belirtmem lazım arkadaşlar. Genç Akademi'den aldığımız oyuncuların iki tanesi şu an gördüğünüz gibi görev yapacak. Bugün ilk 18'de yer alacak daha doğrusu. Xavier fena değil bir kaleci performansı olarak 61 ratingde olması potansiyel vaat ediyor. Yavaş yavaş antrenmanlarını yaparsa da gelişeceğini düşünüyorum. Bir diğer isim de Ferrari. Yani adam defans hattının her yerinde oynayabiliyor olması ciddi anlamda dikkat çekiyor. Ve bu nitelikte kolay kolay oyuncu bulmak zor olduğu için onu ilk 18'e entegre edeceğim ve kısa süre içerisinde de forma şanslarını arttırıp sahada da görmek isteyeceğim. Bunu belirteyim. Defansta yine bir Bruno
Adam merkez olarak orta sahanın neredeyse bizim yarı sahasında olan kısmında hepsinde oynamayı başarabiliyor. Bu dikkat çeken bir özelliktir. Bruno yakında bizlerle olabilir. Onun dışında Blink'in bir vaat ediyor olması var potansiyel olarak. Russo hani belki bir ihtimal. Hazze fena değil. Morais ofansif anlamda fena değil. Onun dışında kim vardı? Costa, Castro. Yani bu çocuklar çok önem teşkil etmiyor ama ciddi anlamda şu arkadaş benim çok hoşuma gitti. Bunu belirtmem lazım. İlerleyen günlerde de zaten onu görürüz. İçiniz rahat olsun. Ama önce bir şu 22 Ocak'ta Gençler Birliği olayından kurtulalım. Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkalım ki yavaş yavaş daha rahat düşünme şansımız olsun. Rakibimiz Türkiye Kupası'nda kendi sahamızda 1-0'ın rövanşında Gençler Birliği. Rahat bir maç olacağını düşünüyoruz. Yani deplasmanda iyi oynadık ama tek bize gereken golü bulmakta zorlandık. Yani umarım bugün kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta deplasmanda olduğu kadar zorlanmayız. Yani taraftar desteğini arkamıza alıp daha rahat, daha temiz bir skor elde edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii bunun için de dikkatli olmamız lazım en önemlisi. Yiyeceğimiz golden itibaren kalemizde tehlikeli anlar yaşayabiliriz. Sıkıntılı dakikalar yaşayabiliriz. Bu arada çok güzel pas. Berşaren yayda bitirdi. Berşaren Cenk Tosun'un pasında rahat bir gole imzasını attı. Yani önüne aldı, bir düzeltti, şöyle bir baktı kaleye. Ben buradan yazarım kardeşim dedi. Ayak içi plasesinde konuşturdu. İşte kalite. İşte bu çocuk kalite. Yani buna fazla söylenecek bir söz yok. Çok iyi geldi. Düzeltti, baktı, plasesini bıraktı. Daha ne yapsın bu çocuk gol atmak için? Aferin sana Berçağrı. Aferin koçum benim. Dakika 6, 1-0. Ankara'ya selam. Ankara'da selam. Beyler kanatta boşluk var. Dikkatli. Hüseyin sen de o. Kapatırsın abi orayı. Kapat abi orayı. Çok güzel Hüseyin. Tertemiz müdahale. Tertemiz müdahale işte sen busun. Kendini göster. Kendini kanıtla. Böyle devam et abi. Dikkatli. Güzel. Tek yumruk Nübel'den. Berşaren'e bir faul yok mu hocam? Orada Berşaren'e bir faul yok mu? Görmüyor musun hocam? Adamı indirdiler ya. Ayıp oluyor. Görerek beyler. Görerek ezber yok. Güzel pas. Berşaren. Enkudu yukarıdan geldi Lewis. Ah be oğlum. Yani orada Lewis'e bırakabilsem bir şans olabilirdi ama hiç problem değil. Yani ilk 26 dakika arkamızda kalırken Gençler Birliği kendi yarı sahasından çıkmakta bayağı bir zorlanıyor diyebilirim. Zaten maçın genelinde kendi yarı sahasında bizi kabullenmeye çalıştığı için şanslarımız oluyor, fırsatlarımız oluyor ama Cenk Tosun'un bu ayağının dışından gelen şut da gol olmuyor. Abi nereye vurdun ya? Çok müsaittin halbuki. Enkudu rahat. Sakin beyler. Kontrollü. Güzel pas. Berşaren bıraktı. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu. O korner. Güzel beyler. Güzel. Hocam korner. Top polanattan çıktı ya. Oho. Hakem var ya maçın kontrolünü kaybetmeye başladı iyice. Yani onu nasıl göremiyorsun anlamış değilim hocam. Kusura bakma ama vallahi anlamış değilim. Cirucu. Ver bakayım Enkudu'ya. Güzel pas. Enkudu çevirdi ya adamaya gelmedi. Hüseyin parçalı orada. Çok güzel müdahale. Devamını geçsene. Hadi. Hadi beyler stop bir alalım. İlk yarı önde kapatalım. Aferin beni ben. Çok iyi çıkarttın karşı karşıya da. Seni tebrik ediyorum. Yani yerinde müdahale. Arkadaşların uysa da sen uyumadın o pozisyonda. Hocam çıktı ama ne yapıyor görmüyor musun? Düdükten sonra vuruyor ya. Bir sarı ver. Ofsayt var. Sahada bugün Genç Akademi'den gelen iki oyuncumuzu göreceğiz. Biri Xavier kaleci. Diğeri de Ferrari. Sağ bekte bugün Bogle yerine görev yapacak. Umarım ikisi de takıma faydalı olabilirler. Yani şu an bu maçta belki oynatmak riskli olabilir ama yine de takımımızın etkili ataklarının olması. Önemli isimlere, kilit adamlara sahip olmamız ve bunlardan bir tanesinin Cenk Tosun olarak sahneye çıkması bize güzel ve rahat bir zaferi getirebilir. Aferin, aferin, valla aferin. Aferimi de geçtim bu saatten sonra. Aferin diyeceğim, geçeceğim beyler. Süperdi. Yani Cenk Tosun ayağının dışıyla ilk yarıda bir şansı,
harcamıştı ama bu sefer ayağının içiyle o kadar güzel vurdu ki uzak köşeye de direkte patlayan top filede bitti. Tosun Paşa da yine golünü atmaya devam etti. Helal be paşam. Tonali güzelsin. Hocam orada bir sakatlık durumu olabilir ama sıkıntı yok. Enkudu, Enkudu, yapma Enkudu. Aferin be Tonali. Çok iyi kaptın. Yerden kalktın. Gerçi sen yerde değildin. Sen yerde değildi. Orada başkası vardı. Gol mü oldu? Gol oldu. Vallahi gol oldu. O kadar sert vurdu ki var ya kamera yakalayamadı kamera. Saygılarımla diyor. O nasıl gol oldu ya? Hani reji bazen offside olan pozisyonlarda kamerayı ilerletmez ya. Onun gibi bir pozisyonda ama bir anda Tosun Paşa o kadar temiz, o kadar sert ayağın üstüyle vurdu ki tavana astı, tavana. Aferin beyler. Böyle devam. 3 oldu. Neden 4 olmasın? Hadi bir tane daha sallayın. Sağlam çocuklar, sağlam. Kaçırmayalım arkadaşlarımızı. Güzelsin adama. Bas topa. Ters kanada oyna. Aman aman aman. Böyle hata yok. Güzel Çağlar, güzel. Aferin. Vur gitsin abi. Baktın kalede tehlike olacak. Vur gitsin. Hiç problem yok. Bu arada Ciro oyundan çıkıyor. Yerine Greenwood geliyor. Genç yeteneğimiz. Bakalım. Bugün bize gol atabilecek mi? Bizi golleriyle sevindirebilecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Güzel pas. Güzel bir şans. Adama Traore. Ortada giden bir Greenwood var. Greenwood karşı karşıya. Greenwood çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Greenwood sol ayağıyla. O kadar rahat bir pozisyonda kaldı ki. Net bir şutla. Rahat bir bitiricilikle skoru 4-0'a getirdi. Yani şu an ciddi anlamda rahat bir maç geçiyor bizim adımıza. Deplasmanda ne kadar zorlanmış olsak da artık Gençler Birliği skoru toparlamak için elinden geleni yapıyor olsa da her girmeye çalıştığı pozisyonun devamı onlara kontra atak olarak, tehlikeli atak olarak dönüyor. Ve devamında da Greenwood bizim adımıza 4. gol atmasını biliyor. Aman oğlum, aman pozisyon vermeye, pozisyon vermiyoruz. Çok güzelsin Şavya. İyi çıkarttı. Üzerine gelen topta geleceğin kalecisi olmak adına elinden geleni yaptı. Aferin sana. İyi kapandın, iyi tuttun oğlum. Hani en azından topu yakalamayasam da yine de o topu tokatlayabilmesi bile bir umut vaat etti benim adıma. Bunu belirtmem lazım. Adama çok güzel sıyrıldım be. Yürü oğlum. Yürü koçum. Sakatlanmadan tam gaz devam. Cenk Tosun, Cenk Tosun kurtuldu. Vuruşunu yaptı. Dışarı attı. Daha taşa vur, daha iyi oğlum. Nereye vurdun ya? Hani tamam yorgunsun anlıyorum da bu kadar da kötü vurulmaz ki. Yani cidden küfreder gibi vurdu. Ama olsun, güzeldi, boşver. Yani bu halde oraya gelebilmene bile şaşırmak lazım aslında. Sen de haklısın. Adama güzel pas Ferrari'ye. Ama olmadı. Olmadı. Yine de sıkıntı değil. 4-0'lık rahat bir zafer Gençler Birliği karşısında. Yani bizi kendi sahasında zorlayan Gençler Birliği nerede? Şu top oynayan Gençler Birliği nerede? O kadar rahat bir maç oldu ki yani. Bizim seyircilerin keyfi yerindedir tahminime göre. Arkadaşlar şu an transfer dönemi bitti. Yapabildiğimiz kadar transfer yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ama istatistikleri de hemen size kısaca göstereyim. Yani çok fazla benim için bunlar önem ifade etmiyor. Ben oyuncularımın sahadaki performanslarına göre birazcık onlardan bir şey bekleyen, onlara forma şansı veren bir kişiyim biliyorsunuz. Yalandan kim ölmüş. Tabii durum böyle olduğu için ister istemez yani onların ne yaptığı ne ettiği çok da önemli değil. Solet bu arada çok iyi gelişmişsin oğlum be. Helal olsun. Bogalım sen de fena değilsin. 8, 6. İyi iyi çocuklar çalışıyor. Tonalicim. Güzelsin. Enkudu gayet iyi. Aa, Sedat'a bak. Kiralık verdiydik. Çocuk gelişmiş. Aferin. Alexander Brink. Bak bu çocuğu daha ben hiç oynatmadım mı? Kendini geliştirmeyi başarmış. Daniel Moraes. Gayet iyi beyler. Gayet iyi. Yani yavaş yavaş sene için yatırımlara ne kadar el atmış olsak da bu gelişmeler gayet güzel şeyler. Traore'cim senden iyi ekmek yiyeceğiz. Fabio Costa 49'da 50 olmuş. Düzdeyim demiş kendisine. Tebrik ederim kardeşim. Greenwood'um gayet gelişiyor. Yani işlerinde bir Ciro yaşından dolayı düşen
özelliği var. Problem değil. Yani Giroud'un zaten benim için beklentisi başka. Bana top indirsin. Pas versin. Şut geleceği zaman da şutunu çeksin. Golünü atsın. Yani istatistiğe baktığımız zaman da zaten direkt anlaşılıyor. Adamın golüyle asiste eşit gidiyor. Çünkü bu adam pivot forvet. Bu adam her aldığı topu gol atamaz. Bak, Greenwood. Hızlı forvet. Bakıyorsun adamın asisti yok. Pivot forvet. Bakıyorsun 15 asisti var. Olay burada. Biri bitirici forvet, diğeri topu saklayan forvet. Aferin Ciro be. Adamımsın oğlum benim. Adamımsın. Bu arada en çok merak ettiğiniz Verşaren'de. Verşaren'in gördüğünüz gibi 27 maçta 12 asisti, 11 tane de golü var. Yani şu istatistiklere baktığımız zaman aslında baya bir az ya. Bizim en golcü oyuncumuz kim? Şu an onu çok merak ettim. En golcü oyuncumuz herhalde Giroud'dur diye tahmin ediyorum. Aynen Giroud. Ardından da 22 maçta Greenwood geliyor. İyi iyi, fena değil ya. Gayet güzel. Finans olarak ne alemdeyiz çocuklar? Finanslarınızı bir merak ettim. Bu arada sözleşmesi biten falan var mı lan aranızda? Karambole çocukları kaptırmayalım. Atiba gidecek. O ayrı bir dava. Karius'un bitiyor. Elneni'nin bitiyor. Destanoğlu'nu boş ver. Bunları boş ver. Ozan Aydoğan belki bir sözleşme ilerleyen süreçte önerebilirim ama şu an için düşünmüyorum. Güzel ya. Gayet bizim takımımız fena değil. Niteliklerimiz de var. Gelişiyorlar da. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık kalan sezonda o çalışmalar doğrultusunda sağdaki oyunumuzdan bir şeyler yapacağız diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Desteğinizi bekleyerek. Hoşçakalın diliyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay.